Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği Başkanı İbrahim Güder ve Yönetim Kurulu Üyesi İskenderunlu İş Adamı Nuri Hüsen, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şeyh Muzaslan'ın karşıladığı Hatiyap üyeleri, Türkiye 2023 vizyonu Hatay Kalkınma Şurası ile ilgili bilgiler verdi. Yapan yayın kuruluşlarına buradaki katılımlarından dolayı kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Hatay'da büyük hedeflerinin olduğunun altını çizen Hatiyap Başkanı Güder, Hatay'ın serbest bölge olma projesiyle birlikte kişi başı milli gelirin 50 bin dolar olabileceğini söyledi. Biz çok ciddi çalışmalar yapmaktadır. Şu an Türkiye'de en büyük, ilk 10 dernek arasında yer alan derneğimiz, Hatay'ımızın sahip olduğu tarihi, kültürel, yerüstü zenginlikleri, kısmi yeraltı zenginlikleri ve sanayide gittikçe pay alan konumuyla beraber çok büyük bir vilayetin mensubu, o cümleyi biraz bozdum kusura bakmayın, durumundayız. Biz de Hatay İş Adamları, Bürokratları Derneği olarak bu Hatay'ımızın sahip olduğu değerleri öne çıkarttık. Bunları gelecek nesillerimize, yakın gelecek nesillerimize kazandırma adına önemli çalışmalar yapmaktayız. Az önce de belirttiğim gibi ülkenin en büyük 10 dernekleri arasında çok ciddi bir şekilde çalışma neticesinde yer aldık. TUSKON, MÜSİAD gibi diğer sivil toplum örgütleri gibi aynı potanın içerisindeyiz. Bu dernek olarak birbirinden değerli yönetim kurulu üyelerimiz, kurucularımız vardır. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, aynı zamanda Kızılay Genel Başkanımız, vekilimiz, tüm Türkiye'deki Kızılayların Genel Başkan Vekili, çok değerli abim Profesör Doktor Sefa Saygılı Bey de bizimle beraber, bizim aynı zamanda kurucu yönetim kurulu üyemiz. Nur abi her zaman yakınlarında dostluğunu gördüğümüz, Hatay'ın gelişimine katkılarını esirgemeyen, fikirleriyle, düşünceleriyle, her zaman Hatay'la ilgili olan projelerde hep yer almış, çözüm ve önerileriyle de katkı sağlamış bir abimizdir. Kendisi bizim hem kurucumuz, hem Yüksek İstişare Kurulumuz, hem de Yönetim Kurulu üyemizdir. Burada sol yanımda bizim Genel Başkan Yardımcımız çok değerli İlhan Bey. Kendisi şu an otomotiv sektöründe, sanayici ve otomotiv sektöründedir. Hatay'ımızın, şubemizin başkanı Mehmet Ali Bey, mali müşavirimizdir. Kendisi mali müşavirdir. Biliyorsunuz Hatay'da da şube açtık. O şubenin kurucu başkanıdır. Onun için çalışıyoruz. Çalıştığımız için de Türkiye'nin en büyük 10 dernekleri arasında yer almışız. Dernek merkezimiz Beşiktaş'tadır. Orası tüm Hataylıların yeridir. Tüm Hataylıların gönül rahatlığıyla gelip oturabileceği, çay içebileceği, karnını doyurabileceği, dertleri varsa çözüm arayabileceği yerlerden bir tanesidir. Çok geniş proje çalışmaları yapmaktadır. 360 tane öğrenciye burs vermektedir. Ve bu burs 1800 öğrenci arasında yapılan mülakat neticesinde bu öğrenciler seçilmektedir. Öğrencilerin dini, ırkı, mezhebi asla ve asla ön yargılı bir şekilde dikkate alınmadan adaletli bir şekilde tercihler yapılmaktadır. Ve bu kardeşlerimize biz sahip çıkma yolunda büyük bir sorumluluk duymaktayız. Çünkü bunlar bizim geleceklerimiz, bu gençlerimiz. Dolayısıyla biz bu gençlerimize ne kadar sahip çıkabilirsek kaliteli bir neslin, kaliteli bir gençliğin önünü açmış oluruz. Biz istiyoruz ki onların dünyanın en büyük firmalarında, dünyanın en büyük şirketlerinde nasıl yönetici olabileceklerini, planlamalarını şimdiden yapmalarını istiyoruz. Onlarla sık sık bir araya geliyoruz, toplantılar yapıyoruz. Karşılarına model alabileceği bir Nuri Hüsen abisini, bir Profesör Doktor Sefa Saygılısını, bir tane İlhan abisini, Mehmet Ali Bey'i, Tahir Bey gibi çok başarılı modelleri görmektedirler. İş hayatıyla ilgili, bürokrasiyle alakalı akıllarında oluşan sorulara cevap alabilmektedirler. 140 ülkede hakikaten de kontakları olan bir derneğiz.
onların öğrenci burslarıyla, yurt dışı burslarıyla olsun ya da iş adamlarınızın yurt dışı açılımlarında istek ve taleplerine, oradaki kontaklarla ilgili destekler konusunda sürekli desteklerimizi vermekteyiz. Yani biz Hatay İş Adamları, Bürokratları Derneği, Hataylıların gurur duyabileceği, iftihar edebileceği, işte burası benim derneğim, ben burada aradığımı bulabiliyorum diyebildiği bir derneği vardır. Bunun için ismimiz Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği olması sadece ve sadece kasası dolu, mevkisi yüksek olarak asla algılanmasın. İş yapan herkes, şu gazeteci kardeşimizle iş yapıyor, kendisi de bir iş adamıdır bizim nezdimizde. Bizde sınıf farkı yoktur. Bizde bir şey yoktur, böyle ayıklama yoktur. Tek ayıkladığımız şey ahlak ve fazilettir, edeptir. Dolayısıyla da onun dışında herkes o derneğin bir üyesi olabilme hakkına sahiptir. Bürokraside de yani büro diyoruz, ne büro işleri, yani devletin gelir düzeyi en düşük devlet memuruyla gelir düzeyi en yüksek devlet memurunun kastedilmektedir burada. O nedenle bizim emekliler de gelebilir, şeyler de yapıyor. Çünkü derneğimiz içerisinde Hataylılar platformu da vardır. Hataylılar Dayanışma Platformu. Bu çalışma herkesin büyük titizlikle sahiplenmesi gerektiğini ve bununla herkesin gelecek adına umut vaat eden bir proje olduğunu bilmesini arzu etmekteyiz. O nedenle arkadaşlar, bu Hatay Kalkınma Şurası Türkiye'nin 2023 vizyonunda 500 milyar dolarlık ihracatında, ki Hatay'ın sağlayacağı ihracat hedefini 25 milyar dolar olarak biz olabileceğine inanmaktayız. O nedenle şu an Hatay'ın 152 milyar dolarlık olan ihracatında 2 milyar civarı olan Hatay ihracatını arkadaşlar 25 milyar dolar Hatay yapabilir. Onun için biz bir yol haritası çizdik. Bu yol haritasında yapabileceğimiz işler nelerdir? Onları bu gördüğünüz kitapçıkta taslak halinde koydum. Bunu Allah nasip ederse hayata geçirmek istiyoruz. Bunun için biz Antakya'da muhtelif dinamikleri, İskenderun'daki dinamikleri, yani ilgili kurum kuruluşları, nezaket ziyaretleri yaparak bu proje hakkında bilgilendiriyoruz. Sonu demektir. Hatay Kalkınma Şurası, Hatay Kalkınma Hamlesi demektir. Hatay Kalkınma Şurası, kişi başı milli geliri 50 bin dolarlara yaklaşacak bir proje demektir arkadaşlar. Bu şey değildir. Yani Türkiye'nin milli geliri 20 bin dolarsa Hatay'ın milli geliri 50 bin dolardır. Bu şey hayal değildir. Bunlar olabilecek projelerdir. Onun için bizim buradaki can alıcı projelerimizden bir tanesi Hatay'ın serbest bölge olma projesi. Hatay'ı biz serbest bölge yaptığımız takdirde inanılmaz böyle değişimlere uğrayacak.